Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine kolay ve güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. İlk olarak ipimi göstermek istiyorum. Orta kalınlıktan hafif daha ince bir ip. Şiş numaramda 3.0. Kamera hemen odaklamıyor. Zaman kaybetmiyorum. Onu yazarım. Evet, ben böyle ufak bir lastik hazırladım. İlmeklerimiz altı ve katlarından oluşuyor. Artı 2 ilmek atıyoruz. Evet, baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane düz ördüm. Ve burada 1 2. İkinci ilmeğimin, bakın, ikinci ile üçüncü ilmeğin arasından batıyorum. İlmeğe batmıyorum. İki ilmeğin arasından batıyorum ve bu şekilde bir ilmek uzattım. Sonrasında 1 2. 2 ilmeğimi düz ördüm. Yine aynı şekilde 1 2. İkinci ilmekle üçüncü ilmeğin arasından batıyorum ve yine ilmek uzatıyorum. Yine 2 ilmeğimi düz örüyorum. Yine 1 2. 2 ilmek ikinci ilmeğimle üçüncü ilmeğin arasından batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. 1 2 2 tane düz örüyorum. Evet, bu şekilde 6 ilmeğimi böyle ördüm. Yine 6 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Evet, 6 tane düz ördüm. Yine aynı şekilde 1 2 2 ve 3. ilmeklerimin arasından batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. 2 ilmeğimi düz örüp tamamlıyorum. Devam ediyorum. Evet, tamamladım. Yine devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane düz ördüm. Yine ilmeğimi çıkardım ve 2 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğin arasından batıyorum. Ve 2 ilmeğimi düz örüp tamamlıyorum. Yine burada 2 ve 3. ilmeğin arasından battım. Ve 1 2. Kenar ilmeğimi de yine düz örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Burada artırma yaptığımız üçlü ilmeğimiz var. İlk ilmeği tek örüyorum. İkisini birlikte örüyorum. Yani yine ilmeğimi kesip ilmek sayımız aynı oluyor. Birini tek ördüm. İkisini birlikte ördüm. Bu şekilde tamamladım. Yine 1 2 3 4 5 6. 6 ilmeğimi ters ördüm. Hepsini ters örüyorum arkadaşlar. Sadece artırma yaptığım ilmekleri ikisini birlikte örüyorum. İlmeğimin önce birini ördüm. Sonra ikisini birlikte ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum.
Evet, sıramı tamamladım. Tekrar modelin ön yüzündeyim. Şöyle göstereyim. Modelimizi kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi başta 6 tane ilmek örmüştük ve modeli kurmuştuk. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördük. Şöyle göstereyim. Şimdi modeli kaydırıyoruz. Buradaki 2 ilmeği yine 1, 2. 2 ve 3. ilmeğin arasından batarak ilmeğimi uzattım. Ve buradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Diğer şişimi çıkardım. Yine burada aradan batıyorum. 2 ilmeğin arkasından ve 2 ilmeğimi düz örüyorum. Devam ediyorum. 6 ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. İkişer ikişer. Evet, modeli kaydırdım. Şimdi burada son kalan ikili ilmeğimizin üzerindeki ilmekleri düz örüyoruz. Burada 2. 2 ilmeğimiz var. 3, 4, 5, 6. Evet, yine 6 ilmeğimiz var ve burada da yine kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine 1, 2, 2. İkinci ilmeğin arkasından batıyorum ve ilmek uzatıyorum. Sonra 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tamamlıyorum. Yine buradaki ikili ilmeğin arasından batıyorum. Ve ilmeklerimi düz örüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet, böyle 6 ilmeğimizi ikişer ikişer ördükten sonra şöyle gösteriyorum. Düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi ördüm ve yine burada modeli kaydırıyorum. 2 ilmeğin arkasından batıp ilmeğimi çıkardım ve ilmeklerimi düz ördüm. Devam ediyorum. Evet, burada yine 2 ilmek kaydırdık ve son 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıramı tamamladım. Tekrar gösteriyorum. Modelin arka yüzündeyim. Ve yine ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Burada sadece artırma ilmeğimin yanındaki ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Üçlü ilmeğime geldim. Önce birini, sonra ikisini birlikte örüyorum. Üçlü ilmeğime geldim. Önce birini, sonra ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, sıramı tamamladım. Tekrar modelin ön yüzündeyim. Şöyle tekrar gösteriyorum. Evet, şimdi burada 1, 2. 2 model koymuş olduk arkadaşlar. Şimdi 3. modeli koyuyoruz. Ve her seferinde 2 ilmek kaydırıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve 1, 2. 2 ilmek ördüm. Şöyle gösteriyorum. Bakın burada yine 1, 2. İkinci ilmeğimin aradan batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Ve 2 ilmeğimi burada düz örüyorum. Modeli kaydırdım. Yine pardon. Evet, yine 2 ilmeğin arasından batıyorum.
ilmek uzatıyorum. 1 2 İkinci ilmeğimi ördüm. Yine aynı şekilde ikinci ilmeğin arkasından battım. İlmeğimi uzattım ve iki ilmeğimi düz ördüm. Evet, buradaki ilmeklerimizi sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Aralar hep 6 oluyor arkadaşlar. Evet, 6 ilmek ördükten sonra burada bakın 2 ilmeğim var. Yine modeli kaydırıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet, 6 ilmeğimi bu şekilde ördükten sonra yine 2 3 4 5 6 6 ilmeğimi düz ördüm ve yine burada kaydırma yapıyorum. İkinci ilmeğin arkasından battım ve 2 ilmeğimi de düz ördüm. Devam ediyorum. Evet, 6 ilmeğimi bu şekilde ördükten sonra kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Tekrar gösteriyorum. Burada arkadaşlar şimdi arka yüzü aynı şekilde gelerek tamamlayıp tekrar kameramı açıyorum. Evet, bir sıra ters ördüm. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Bakın kaydıra kaydıra burada ilmek sayımız 2 kaldı. Şimdi yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve bu kez hemen ikinci ilmeğimin arasından batıyorum. İlmeğimi uzattım ve iki ilmeğimi de bu şekilde düz ördüm. Devam ediyorum. Evet, 6 ilmeğimi böyle ördükten sonra yine 1 2 3 4 5 6 6 ilmek düz ördüm ve yine burada bakın 2 düz ilmeğimden başlayarak yine kaydırma yapıyorum. Evet, 6 ilmeğimi bu şekilde ördükten sonra yine düz örüyorum. 6 ilmek 2 3 4 5 6 ve aynı şekilde devam ediyorum. Yine 2 ilmek daha kaydırdım. Burada ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, tekrar modeli gösteriyorum. Evet, modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım
ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, burada şöyle üçlü ilmeklerimi tekrar göstereyim. Birincisini tek örüyorum, ikisini birlikte örüyorum. Birini kesmiş oluyorum. Birini tek örüyorum, ikisini birlikte örüyorum. Birini tek örüyorum, ikisini birlikte örüyorum. İlmek sayımız yine aynı. Evet, ben tamamlayıp tekrar kameramı açıyorum. Evet, tekrar modelin ön yüzündeyim. Bakın, burayı sıfırladık arkadaşlar. Şimdi bu modelimiz burada bitti. Evet, burayı da gösteriyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve düz örüyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle gösteriyorum. Yine diğer ilmeğimizi kaydırıyoruz, modelimizi. Yine iki ilmeğin arasından batarak ilmek çıkardım ve düz ördüm. Evet, burada 6 ilmeğimi bu şekilde ördükten sonra yine 1 sıramı tamamladım. Şöyle tekrar gösteriyorum. Evet arkadaşlar, ben kamera arkası ördüm. Şimdi de yeni model nasıl kurulur onu da gösterip videomu tamamlayayım inşallah. Evet, dediğim gibi şöyle tekrar gösteriyorum. Burada sağ tarafta model kurmuyoruz arkadaşlar. Böyle buradan devam ederek modelimizi sıfırlıyoruz. Yeni modelimizi soldan kuruyoruz. Solda kurmamız için de şöyle bakın, ilmeklerimi sayıyorum. Kameram netleşsin. Evet, burada yine kaydırmayı yaptım. Burada son modelin 2 ilmeği ile beraber 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kenar ilmeğimizle beraber 13. 13 ilmeğimiz var. Şimdi modeli kuruyorum. Evet, yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 tane düz ördüm. Yine aynı şekilde devam ediyorum. 2 ilmeğin arasından batarak ilmeğimi uzattım ve 2 ilmeğimi düz ördüm. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Son 2 ilmeğimi de bu şekilde örüyorum. Evet, böyle 3 tane ikili ilmekler ördükten sonra kenar ilmeğimi de örüp tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, yeni modelin kuruluşu da bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi de modelimizi daha büyük bir parça üzerinde görelim. Böyle kameram netleşsin. Evet, modelimiz böyle. Dediğim gibi ben orta kalınlıktan biraz daha ince bir iple ördüm. Orta kalınlıkta da, hafif daha kalın bir ipte de bu model çok güzel durur. Tercih sizin. Ben bugün böyle denemek istedim. Evet, modelimiz böyle. Dediğim gibi çok kolay, çok da güzel bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Evet, bu modeli yine hırkalarda, kazaklarda, süveterlerde, atkıda, berede birçok yerde kullanabiliriz arkadaşlar. Tercih sizin tabi. Evet, bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Evet, yeşilim biraz daha farklı çıkıyor arkadaşlar. Daha güzel bir yeşil ama kamerada parladığı için olduğu gibi çıkmıyor.
Evet, hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.